Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Procreate'de nasıl mükemmel bir şekilde daire ya da kare oluşturulur, bunlara bakacağız. Öncelikle ben standart kare formatında bir kanvas açtım. Daha sonra yukarıdaki fırçalarımdan herhangi bir tane fırça seçiyorum. Ben genelde bu atsız fırçayı çok kullanıyorum. Daha sonra herhangi bir renk seçiyorum. Mesela turuncu. Daha sonra sol taraftan fırça boyutumu ayarlıyorum. Çok büyük olmasını istemiyorum çünkü. Ve başlıyoruz. Öncelikle daireye benzeyen bir şekil çiziyorum. Burada dikkat etmem gereken şey, onun bana oluşturduğu şeklin tam olarak daire olmadığıdır. Bunu tam olarak daireye çevirmem için yapmam gereken tek şey, sol işaret parmağımı bu şekilde basılı tutmam. Gördüğünüz gibi mükemmel bir elipsim oluştu. Burada dikkat etmem gereken ikinci şey ise öncelikle sağ elimi çekip daha sonra sol elimi çekmem. Bunu yapmayıp tam tersini yaparsınız, oluşturduğunuz dairenin elips şekli bozulacaktır. Bu şekilde mükemmel bir daire oluşturduktan sonra isterseniz içini boyayalım. Bunun için yukarıda gördüğünüz renk paletini tutup içine atmam yeterli olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken ikinci nokta. İlk boyadığınızda bu şekilde boşluklar oluşabilir. Bunun önüne geçmek için yapmanız gereken ikinci önemli şey, buradaki rengi attıktan sonra yukarıdaki color drop eşiğini yaklaşık bir %97-98'e getirmeniz. Bu şekilde baktığınızda çizgilerin oluşmadığını görebilirsiniz. Daha da pürüzsüz olmasını istiyorsanız bunu sadece sayfanın şu şekilde yaptığınızda sayfayı kapatıyor gördüğünüz gibi. Biraz daha kıstığınızda, yani bunun en kısılabilir alanını bulduğunuz zaman 97.3 benim için okeydir. Ve bakıyorum. Gördüğünüz gibi her yeri boyandı. Şimdi ise geri almak için iki parmağımı kullanarak basıyorum tek tek. İleri almak için üç parmağımı kullanıyorum. Ve şimdi geri alıp bunu karede deneyelim. Bunun için yine kareye benzer bir şekil çizdikten sonra bekliyorum. Öncelikle bir şeklim oluşturuyor. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kare değil. Yine aynı şekilde sol işaret parmağımı basılı tutuyorum ve mükemmel bir karem oluşuyor. Eğer bunu bu şekilde çevirmek isterseniz kolunuzla daire çizmeniz yeterli olacaktır. Ben bu şekilde bir kareye okey diyorum. Önce yine sağ elimi, daha sonra sol elimi çekiyorum. Yine aynı şekilde doldurmak için rengimi alıp içine bıraktıktan sonra buradaki eşiği ayarlıyorum. Bakın burada 99.6 mesela mükemmel oldu. Bunu her şekilde deneyebilirsiniz. Yani ekranı tamamen kapatmayacak şekilde olana kadar denediğinizde burada çizgilerin oluşmadığını göreceksiniz. İsterseniz bir de üçgende deneyelim. Yine üçgene benzer bir şekil çiziyorum ve bekliyorum. Program bunu otomatik bir şekilde dönüştürdü ancak gördüğünüz gibi mükemmel bir üçgen değil. Yine aynı şekilde sol işaret parmağımı basılı tutuyorum. Ama bunu program dörtgene benzetti. Daha düzgün bir şekil çizmeye çalışayım. Evet. Sol işaret parmağımı bastığım zaman gördüğünüz gibi yine istediğim şekilde döndürüp ayarlayabiliyorum. Ben bu şekilde kalmasını istiyorum. Yine önce sağ elimi çekiyorum. Sonra sol elimi çekiyorum. Yine içini doldurmak için bırakıyorum. Ve bu eşiği ayarlıyorum. %100'e komple sayfayı kapatıyor. Ancak 99.6 da benim için idealdir. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Basit. Daha fazla ipucu için lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.